Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bilgi dolu, efsane bir video ile karşınızdayız. Efsaneliği şuradan geliyor. İç Anadolu bölgesinde fasulye dikimi nasıl yapılıyordu? Yıllardır, uzun yıllardır. Bunu annemizden öğrendik. O bize tarif etti. Onun tarif ettiği şekilde fasulyelerimizi dikiyoruz. Aynı zamanda fasulyelerimiz ata tohumu. Çok döken fasulye, ata tohumu. O bize güzel püf noktalar verdi ve püf noktalar kaybolmaması maksadıyla biz de inşallah size aktaracağız arkadaşlar. Hemen metotlara geçiyoruz. Öncelikle çukurlarımızı kazmamızı söyledi. Yalnız bu çukurlar bir bel ağzı. Bunu aldıktan sonra şöyle bir şey var. Buraya dikersek çok geç çıkar. Fasulyelerin çıkması çok geç olur arkadaşlar. Bu yüzden biz şöyle yapacağız. Zaten hani planlı. Yine hayvan gübremiz. Ama bunu az atıyoruz. Yanmış ve samanlı. Yanmış ve samanlı. Şöyle. Yani en dibine şu şekilde. Bu yeterli olacaktır. Sonra toprağımızla kapatıyoruz arkadaşlar üstünü. Yani fasulyeyi şöyle 3-4 santime dikeceğiz. Şimdi bunu koyduk ya arkadaşlar. Şunu atladık. Hafif bir su. Hafifçe su. Orayı nemlendirsin diye. Sonra tekrar kapatıyoruz. Fasulyelerimizin ölçüsü şuraya 2 tane damlama var görüyorsunuz. 2 damlama bir çukura damlayacak şekilde ayarlıyoruz. Arada bir damlama boş. Sonra 2 damlama yine bir çukura damlayacak şekilde yapıyoruz. Bunu orta merkezi, bunu da orta merkezi aldığımız zaman takribi olarak 65-70 cm iki fasulye arasında boşluk olmuş oluyor. Şimdi fasulyelerimizi aldık. Şu şekilde çukurumuzun her bir köşesine bir tane atalık fasulyemizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sonra ileride tam ortasından bir tane çubuk dikeceğiz. Bu çubuk vasıtasıyla da fasulyelerimizi sırık yapmış olacağız. Bu video bu şekilde sonlanıyor arkadaşlar. Şöyle de üstünü kapatıyoruz. Sonra bir de ezersek eğer hava almasını engellersek fasulyelerimiz daha hızlı çıkacak ve olası bugün yarın bir don var. Ondan etkilenmeyecekler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.